Irmak yazdığı iki basamaklı bir doğal sayının en küçük rakamı ile en büyük rakamı arasındaki tam sayılar ile rakamları farklı yeni iki basamaklı sayılar oluşturmaktadır. Örneğin 15 sayısı için 1 ile 5 arasında 2, 3, 4 rakamları bulunup bu rakamlar ile 23, 24, 32, 34, 42, 43 iki basamaklı sayıları yazılabilmektedir. Buna göre 61 sayısını kullanarak oluşturacağı yeni sayıların adedi aşağıdaki hangi sayıyı kullanarak oluşturacağı sayıların adedi ile aynı değildir. Burada aslında şuna bakmamız lazım arkadaşlar. Mesela 1 ile 5 arasında kaç tane sayı var? 2, 3, 4 yani 4 tane sayı var. Bu 4 tane sayıdan işte kaç tane oluşuyormuş? Bakıyorum 23, 24, 32, 34, 42, 43 şeklinde 6 tane sayı oluşuyormuş arkadaşlar. Aslında burada aralarında kaç tane sayı olduğuna bakmamız yeterli olacak. Yani 61 de küçük sayı 1, büyük sayı 6 olduğuna göre arada demek ki 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 4 adet sayı var arkadaşlar. Burada hangilerinde 4 adet sayı var? Onlarla aynı olacak bu 61. Mesela 72. 2 ile 7 arasında 3, 4, 5, 6, 4 tane sayı var. Demek ki 61 ile bu aynı olacak. O yüzden bunu eledim. 27 yine 2 ile 7 arasında 4 tane sayı var. 3, 4, 5, 6 olmak üzere. Dolayısıyla bunda da aynı adette sayı yazılabilecek. 38'de 3 ile 8 arasında 4, 5, 6, 7 var. 4 tane sayı. Bunu da eledim. 94'te 5, 6, 7, 8 olmak üzere yine 4 tane sayı var. Ama 82'de 2 ile 8 arasında arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7 olmak üzere 5 tane sayı var. Dolayısıyla burada cevabımız yani farklı olan Denizli seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir marketin önünde bulunan 12 araç kapasiteli otopark gösterilmiştir. Bu otoparkta 5 araç park halindedir. Otoparka sağda ve solda birer araç park etmek için gelmişlerdir. Buna göre bu iki aracın yan yana park etme olasılığı kaçtır? Şimdi olasılığı bulmak için istenilen durum bölü tüm durumları bulmamız lazım. İstenilen durum yan yana olmaları. Burada mesela bak iki tane boş yer var. Burada yan yana olabilirler. 1. Bunun haricinde bakın şurada yan yana olabilirler. 2. Bir de bunun haricinde şurada da yan yana olabilirler arkadaşlar. 3. Şurada tek yer olduğu için burada yan yana olma durumları yok. Demek ki istenilen durum 3 adet arkadaşlar. Peki tüm durumlar kaç tane? Şimdi boş yerlere baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boş yer görüyorum. Buraya gelecek 2 tane araba görüyorum. Dolayısıyla 7 taneden 2 tanesi seçilecektir. Bu da bizim tüm durumlarımız olacak. 3 bölü 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 demektir. O da nedir? 21'dir. 3 bölü 21 sadeleştirince 1 bölü 7 gelir. Cevabımız Bursa. Aşağıda bazı kelimeler verilmiştir. Buna göre bu kelimelerden seçilen bir kelimenin 4 harfli veya i harfi ile biten bir kelime olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi 4 harfli olanlara bakıyorum. 1, 2, 3 tane istenilen durumu oluşturuyorum. Bunun haricinde i harfi ile bitenleri de kabul ediyorduk. Şu taksinin i harfi ile bittiğini gördüğüm için bunu da alıyorum. 4 tane istediğimiz durum var. Zaten toplamda 5 tane kelime vardı. Bu da bizim tüm durumlarımızı oluşturacaktır. Yani 4 bölü 5 olur. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki tabloda bir gruptaki kişilerin ağırlıklarına göre sayılarının dağılımı verilmiştir. Buna göre bu grupta rastgele seçilen bir kişinin ağırlığının 70 kilogramdan büyük olma olasılığı. Şimdi 70 kilogramdan büyük olanlar şu 80 var ve 75 var arkadaşlar. Burada 3 kişi var, burada 2 kişi var. Toplamda 5 kişi var. İstenilen durum bu. Peki tüm durumlar nedir? Kişi sayımız toplamda neydi? 3, 4 daha 7, 3 buradan 10, 2 de buradan 12 olarak geldi. 5 bölü 12'dir cevabımız Ceyhan. Irmak, Berfin ve Sevinç sinema bileti almak için toplam 5 kişinin bulunduğu bir kuyrukta beklemektedirler. Berfin'in Irmak'ın önünde şöyle yapalım. Berfin şurada olsun arkadaşlar. Irmak şurada olsun. Sevinç'in ise arkasında olduğu kaç farklı sıralama vardır? Şimdi arkadaşlar 5 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyelden 120 farklı durum oluşturur. Biz şöyle bir sıralama istiyoruz. S, B, I şeklinde bir sıralama istiyoruz. Aslında burada 3 tane elemanın 3 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi nedir? 3 faktöriyel eşittir. 6 farklı durum oluşturabilirler bunlar. Yani SBI olur, SIB olur, BSI olur, BIS olur, ISB ve IBS şeklinde olabilir arkadaşlar. Bu 6 durumdan ben sadece bir tanesini istiyorum. O da ney? SBI sıralaması. O zaman 120 durumun 6 durumundan bir tanesini istiyorum ben. Bu da nedir? 20. 20 farklı durumda işte bu şekilde bir sıralama gerçekleşir. Cevabımız Bursa. Yukarıda A ile D şehirleri arasındaki birbirleri ile dik kesişen yollar gösterilmiştir. A şehrinden D şehrine gitmek isteyen bir kişinin demiş arkadaşlar. Tüm durumları aslında bu şekilde tanımlamış bize. Tüm durumları yazalım o zaman. A şehrinden
D şehrine gitmek için. Burada arkadaşlar aynı doğrultuda olan yerleri aynı harf ile gösterelim. Mesela şunların her biri A olsun. Yataydakilerin her biri A. Dikeydekilerin her biri de B olsun arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Toplamda saydığımızda kaç birim yol var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. Dolayısıyla 11 faktöriyeli yazdım. Tekrarlı permütasyondan burada kaç tane A, kaç tane B var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane A olduğu için 7 faktöriyel dedim. Çarpı 4 tane de B olduğu için 4 faktöriyel dedim. Hemen bunu şöyle açıyorum. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel dedim. Sonra 7 faktöriyel çarpı 4'ü de açıyorum burada. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak bunu da açtım. 7 faktöriyellerin gittiğini görüyorum. Daha sonra 4 çarpı 2'den 8'in gittiğini gördüm. 3 ile de 9 sadeleşince şurası 3 gelecektir. 11 çarpı 10 110'dur. 3 ile çarptığımda 330 olarak gelecektir. Bu bize tüm durumları verecek. Biz şimdi bir de istenilen duruma bakacağız arkadaşlar. İstenilen durum ne? İstenilen durum şu burada. Önce A'dan B'ye kadar gideceğiz. Bak BC yolunu kullanma olasılığını sormuş ya bize. A'dan B'ye kadar gelmemiz kesinleşti o zaman. A'dan B'ye geleceğiz. Bu kesin. B ile C arasını kesin şurası olacak. Bunun haricinde de C'den de D'ye kadar gideceğiz. Tabii ki ben burada C'den mesela A'dan B'ye gitmeyi bu şekilde gösterdim ama bunun içerisinde şunlar da yer alacak. Bunu hesapladım da mesela şöyle bir yol da izlemiş olabilir. Ya da mesela şöyle bir yol da izlemiş olabilir. Bu hesabımızın içerisinde bunların hepsi yer alacak. Tabii B'den C'ye tek bir tane yol olacak. O da bu. Bunu değiştiremeyeceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz şimdi dikeyde olan yolları B ile göstermiştik şöyle. Yatayda olan yolları da şöyle A ile göstermiştik. A'dan B'ye kadar olan yolu bir hesaplayalım. Toplamda 5 birimlik bir yol var. Bunlardan 3 tanesi A, 2 tanesi B. Tekrarlı permütasyondan 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile bunu böldüm arkadaşlar. Çarpı dedim B ile C arası tek bir tane yol. Bu zaten değişmeyecek. Bizden istediği buydu. Sonra C ile D arasını gideceğiz. Burada 2A, 2B olmak üzere 4 tane eleman var. Tekrarlı permütasyondan da her birinden 2 tane olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedim. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Aşağıda da 3 faktöriyel çarpı 2 var. Çarpı 1. 4 faktöriyeli de 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel olarak yazdığımızda aşağıda da 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel var. Şimdi bunları sadeleştireceğim. 3 faktöriyeller burada gitti. 5 çarpı 4 20. 2'ye böldüm 10 geldi. Burada da 2 faktöriyeller gitti. 4 çarpı 3 12. 2'ye böldüm 6 geldi. 60 durum oluştu. Şimdi bizden bunun olasılığını istediğine göre istenilen durum bölü tüm durumlar diyeceğim arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. 6 bölü 33 oldu. 3'e böldüm buradan. 2 geldi. 3'e böldüm 11 geldi. Cevabımız 2 bölü 11'den Bursa seçeneği. 4 pozitif 3 negatif sayı arasından 2 sayı seçiliyormuş arkadaşlar. Şöyle pozitifleri pozitif 1, pozitif 2, pozitif 3 ve pozitif 4 olarak yazayım. Negatifleri de negatif 1, negatif 2 ve negatif 3 olarak yazdım. Seçilen sayıların çarpımının pozitif olduğu biliniyor. 2 sayı seçiliyor ve bunların çarpımının pozitif olduğu biliniyorsa o zaman ya pozitifler arasından 2 tane sayı seçilmiştir. Yani 4'ün ikilisi derim buna arkadaşlar. Ya da negatifler arasından 2 tane seçilmiştir. Buna da 3'ün ikilisi derim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 3'ün ikilisi de 3 çarpı 2 bölü 2. Buradan da ne geliyor? Birinci ifadeden 6, ikinci ifadeden 3. Toplamda 9 durum varmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim tüm durumlarımızdır. Şimdi bizden istenilen duruma bakıyorum. Her ikisinin de negatif olma olasılığını sormuş bize. Her ikisinin de negatif olması zaten 3'ün ikilisi demekti. 3'ün ikilisinden de 3 geliyor. Tüm durumlarımızda 9. 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 cevabımız Bursa. A ve B bağımsız olaylar olmak üzere P, B'nin olmama ihtimali demiş. 1 bölü 2'ymiş. Bu durumda B'nin olma ihtimali de 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. P, B eşittir 1 bölü 2. P, A kesişim B eşittir 3 bölü 20. Bunların bağımsız olaylar olduğunu söylemişti. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. P, A kesişim B, P, A ile P, B'nin çarpımına eşittir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. P, A kesişim B'nin 3 bölü 20 olduğunu biliyoruz. Eşittir dedi. Daha sonrasında P, A'nın ne olduğunu bilmiyoruz burada. Ama P, B'nin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı da şöyle 2 ile sadeleştirdiğimde şurası 10 olarak gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan P, A eşittir 3 bölü 10 oldu arkadaşlar. Bize neyi soruyor hemen bakalım. P, A birleşim B'yi soruyor. A birleşim B'yi biz şöyle yazabiliriz. P, A artı P, B
PB eksi PA kesişim B'ydi. PA kesişim B'ydi. PA çarpı PB şeklinde yazabiliriz. Ya da direkt PA kesişim B şeklinde de yazabiliriz yine. Burada PA'nın ne olduğunu biliyoruz? 3 bölü 10 olduğunu biliyoruz. Artı PB'nin burada 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Eksi A kesişim B'nin de burada 3 bölü 20 olduğunu biliyoruz. 20 ile eşit diyeceğim. Dolayısıyla şurayı 2 ile çarpmam gerekecek. Burayı 10 ile çarpmam gerekecek. 2 çarpı 3'ten 6 artı 10 çarpı 1'den 10 eksi 3 bölü 20 olarak geldi. Bu da 13 bölü 20 olur. Cevabımız Bursa. Bir çocuk renkli halkaları aşağıda verilen çubuklara rastgele takmıştır. Buna göre çocuk halkaları her seferinde bir tane olmak şartıyla kaç farklı şekilde çıkarabilir şeklinde sormuş arkadaşlar. Şimdi bu aslında bir tekrarlı permütasyon sorusu. Burada şöyle bir şey yapacağız. Burada kaç tane halka var? 1, 2, 3, 4, 5 tane halka var. Burada da 1, 2, 3 tane halka var. Toplamda 8 halka var arkadaşlar. Bunu tekrarlı permütasyon gibi düşünüp 8 faktöriyel bölü. Buradaki tüm halkaları A, 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 A şeklinde, buradakilerin de hepsinde B, B şeklinde isimlendirecek olursak bu durumda 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyele bölmemiz gerekecek. Bunu da hesaplayacak olursak 8, 7, 6, 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de 6 demekti zaten. 5 faktöriyeller gitti, 6'lar gitti, 8 çarpı 7'den 56 geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bir sınava giren iki öğrenciden birinin başarılı olma olasılığı 3 bölü 5. Bunu A öğrencisi diyecek olursak A'nın başarılı olma olasılığı 3 bölü 5 ise başarısız olma olasılığı da ne olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 5 olacaktır. Diğerinin başarısız olma olasılığını vermiş. Dolayısıyla diğerine de B diyecek olursam başarısız olma olasılığı 1 bölü 3 ise bunun da başarılı olma olasılığı ne olacaktır? 2 bölü 3 olarak gelmiş olacak. Buna göre sınav sonucunda bu iki öğrenciden en az birinin başarılı olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi en az birinin başarılı olması demek arkadaşlar tüm durumlardan İkisinin de başarısız olduğu durumları çıkarırsak geriye en az birinin başarısız olduğu durum kalır. Şimdi tüm durumlar dediğimiz şey olasılıkta zaten 1 ile gösterilir. İkisinin de başarısız olduğu durumu bundan çıkarıyorum arkadaşlar. Bir A'nın başarısız olma olasılığı 2 bölü 5'ti. B'nin başarısız olma olasılığı 1 bölü 3'tü. Dolayısıyla burası 1 eksi 2 bölü 15 olarak geldi. 15 çarpı 1 15 2 çıkarttık. 13 bölü 15 olur. Cevabımız Edirne. 4KKKK kelimesinin harfleriyle oluşturulabilecek tüm 8 harfli kelimelerde dediği anda tüm durumları aslında burada bize söylemiş. Tüm durumları bunların kendi arasında yer değiştirmesi 8 harfli olduğu için 8 faktöriyel, ancak K'lar 4 defa tekrar ettiği için tekrarlı permütasyonundan bunu 4 faktöriyele bölmemiz gerekecek. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel dedik arkadaşlar. Aşağıda da ne var? 4 faktöriyel var. Dolayısıyla 4 faktöriyeller gittiğinde 8, 7, 6, 5 bu kalsın, bu şekilde çarpmayacağım. Şimdi istenilen duruma bakacağım. Herhangi iki K harfinin yan yana bulunmama olasılığını sormuş. Şimdi 4 tane K harfi var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şimdi bunların yan yana gelmemesi için mutlaka arkadaşlar şuraya bir eleman, buraya bir eleman, buraya bir eleman kesinlikle gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz burada şöyle yola çıkalım. Şu morla gösterdiğim yerler için birer tane eleman seçeceğim. Kaç tane elemanım var benim? K'ları zaten yerleştirmiştik. 1, 2, 3, 4 tane elemanım var. Bu 4 tane elemandan 3'ünü seçip buraya yerleştireceğim. 4'ten 3'ünü seçtim. Seçtikten sonra bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi var arkadaşlar. Dolayısıyla 3 faktöriyelle çarptık. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü dikkat ettiyseniz biz burada 3 tane eleman seçip bunları kendi arasında yer değiştirdik. Geriye bir tane eleman kaldı. Mesela sallıyorum D'yi, Ö'yü, R'yi yerleştirmiş olalım. Geriye T kalmış oldu burada. Bu T'nin yerleşebileceği kaç yer var bunu görmem lazım. Şimdi bu T'yi yerleştirmek için arkadaşlar şuraya yerleşebilir. Bakın maviyle işaretliyorum. Ya da şu morun yanına şuraya bir yere yerleşebilir. Şuraya yerleşebilir. Buraya yerleşebilir. Ya da şuraya yerleşebilir. Gördüğünüz gibi burada 5 farklı yerleşebileceği yer var arkadaşlar. O yüzden çarpı 5 dedim. 4'ün üçlüsü 4 demektir. 4 çarpı 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de zaten 6 demek. O şekilde yazalım. Yani burası 4 çarpı 5 çarpı 6 geldi. Bu da neydi? İstenilen durumda arkadaşlar. Şimdi bizden bunun olasılığını istediğine göre istenilen durum bölü tüm durumlar. Yani 4 çarpı 5 bölü 6 şey 5 çarpı 6 bölü 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 olarak geldi. Sadeleştirelim. 5'ler 6'lar gitti. 4 ile 8 sadeleşti. 2 yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da 7 çarpı 2'den 14 gelir. Cevabımız Edirne.